Bəli, dünya görməyə dəyər və gözümüzün şəfasını əgər biz dünya gözlə bərabər bulsaq, o zaman düzgün ünvana müraciət etmiş olacaqsınız. Çünki dünya gözün həkimləri hamısı peşəkardır. İndi isə sizə bizim dəyərli qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Bu günləri bizim qonağımız Dünya Göz Bölgə Direktoru Hüseyn Küçükkalın. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və eyni zamanda Mobil Göz Klinik Müdürü Selcuk bəy Ekin bizimlə bərabərdir. Hoş gəlmişsiniz sizdə. Bizə Türkiyədən dəyərli qonaqlarımız gəlib. İnşallah artıq kalıcı olacaqlar. Gəlmişsiniz burada bizim üçün də bərabər Azərbaycan xalqı üçün çalışacaqlar. İlk öncə Selcuk bəy sizdən başlayalım ki, mobil göz kliniyi nədir? Nə üçün gəlib Azərbaycana və necə xizmət göstərəcək ki, insanlarımız da bilsin, anlasın ki, biz nədən danışırıq? Tamam. Mobil göz kliniyi 1999 yılında büyük acı yaşadığımız depremden sonra ortaya atılan bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Biliyorsunuz büyük acılar yaşamıştık. İnsanlarımızı kaybettik. Şimdi Türkiye'de böyle bir yardım seferberliği başlamış o dönemlerde. Bu depremzedelere yardım yapmak için herkes bir çaba sarf ediyordu. Ondan sonra bu depremle acıları yavaş yavaş bitmeye başladıktan sonra geçici konutlara insanlarımız, halkımız, Marmara bölgesindeki insanlar geçtiler. Sonra yönetim kurulu başkanımız Eray Kapıcıoğlu beyefendi bunlar için ne yapabilirim diye bir düşünmeye başlıyor. Sonra madem böyle bir şey var, olanak var elimizde, bir kliniğimiz var bizim, bir hastanemiz var, o zaman bunlara mobil, yani ulaşamayana ulaşmak anlamında bir mobil klinik oluşuyor. Küçük bir mobil klinik. Sonra bu Marmara bölgesinde yıllarca süren bir şeye başlıyor. Depremzedelerin gözlerine bakıyor. Yani hem deprem döneminde bir arıza var mı ya da işte sonrasında. Zaten çadırlarda ya da konutlarda kalıyorlar. Hastanelere ulaşmaları gayet zordu. Böyle başlayan bir süreçte yaklaşık 18 yıldan beri bu mobil klinik, daha sonra birdi, 3 tıra döndü. Türkiye'nin dört bir tarafında bunlarla şey yaptık, insanlarımızın gözlerini kontrol ettik. Yani yine o temel sloganımız olan ulaşamayana ulaşmak sloganı altında Türkiye'yi gezdik. Bugün buradayız. Önce askerlerimize bakmaya başladık. Azerbaycanlı askerlerimiz. Askerlerimiz diyorum, farklı yok. Muayene, müalice ve cerrahi ameliyatları her şey bu mobil göz klinikindeki hayata geçirilir mi yoksa necə? Önce bir ön muayene, muayeneyi yapıyoruz. Hı. Muayene sonrası bu cerrahi müdahale, çok basit acil müdahale yapılıp sonra hastanemize nakli sağlanıyor. Hı. Yani mobil klinik içerisinde cerrahi müdahale çok basit anlamda yapılıyor. Hastanede zaten büyük ameliyatlarımız yapılıyor. Bəs daha çox hansı problemləri aradan qaldırmağı hədəfləyirsiniz? Şimdi burada şeye baktığımızda, mobil kliniğin Azerbaycan'daki çalışmasına baktığımızda önce bir kere bir tanıyı koyuyoruz. Yani görme kusurları mı var, içeride mi herhangi bir rahatsızlık var, buna bakıyoruz. Bundan eğer şeyse, sorun varsa giden, yani en azından şu aşamada yaptığımız askerlerimize bir hastaneye gitmesini öneriyoruz. Hı-hı. Bize gelin gibi bir şey yok. Bir hastaneye gidelim. Biz özümüz gelirik. Tabii, hayır, yani istediği hastaneye gidebilir. Sonra bizde yapılabilecekleri açıklıyoruz onlara. Nelere müdahale edebiliyoruz, neleri yaptığımızı. Sonuçta baksanıza, Dünya Göz Hastanesi dünyada bir numara. Ve daha büyüğü yok. Dolayısıyla biz de anlatıyoruz. Yani size bu şekilde yardımcı olabiliriz diyoruz. Elbette. Hüseyin Bey, ben sizin fikrinizce Azerbaycan halkına ne kimi faydası olacak? Mobil kliniğimizi 16 Haziran'da askeri ve sivil erkanın katılımıyla bir törenle göreve uğurladık. Bu görevdeki asıl amacımız önlenebilir, tespit edilebilir bazı işte ne bileyim diyabete bağlı göz rahatsızlıkları. Hmm. Çünkü doktorlarımızdan gelen bize bilgiler özellikle ülkede şeker kullanımının fazlalığından kaynaklanan retinal problemler. Veya işte çocuklarda erken yaşta önlenebilir göz rahatsızlıkları. Bunların tespiti, bunun gibi bazı göz rahatsızlıklarının tespiti ve belki yaşamsal değişikliklerin önerilmesiyle tedavi süreçlerini ülke boyunca gezip önerilerde bulunacak ve halkımızı bilinçlendirecek. Süper. Bəs bu mobil göz klinikasına müraciət edən xəstələrə hər hansı bir üstünlükləri var mı? Özel bir üstünlükler? Hastanemize müraciət ettikleri zaman kendilerine bir indirim ayrıcalığı sunulacak.
Superdir və eyni zamanda dəyərli izləyəcəm, nəzərinizə çatdıracam ki, əvvəlcə ilk öncə bəli Dünya Göz Xəstəxanasının əməkdaşları qeyd etdi ki, hələ ki əskərlərimizdən başlayıblar. Cəbhə bölgəsində çalışan bütün əskərlərimizə xidmət edərək onların gözlərində olan problemləri müayinə edərək daha sonra onun müalicələrinə başlayacaqlar. Amma bu hələ son deyil. Yavaş-yavaş Azərbaycanın belə deyək ki, loru dilə desək xəritəsini cızmağa başlayacağıq. Bu mobil göz klinikası ilə bərabər bir-bir bütün regionları, bölgələri gezməyi planlaşdırırıq. Düzdürmü? Bu bizim artıq planımızda var. Biz öncelikle asker olarak planladık projemizi ama baktık ki dışarıdan gelen, halktan gelen, halkımızdan gelen ilgi, talep yoğun olduğundan dolayı bu sefer planımızı daha da genişletmeye başladık. Ülkenin hemen hemen girecek olan bütün noktasına, tırımızın girebileceği bütün noktalara gidip bu güzel sağlık hizmetini vermeyi planlıyoruz. Tırınız da maşallah güzel. Evet, onlar 3 tane. Üç tane ve bunlar Türkiye'de de yoğun vaziyette görev alıyorlar. Selçuk Bey daha iyi bilir rakamsal boyutlarını. Yani 2004'ten 2017 günümüze kadar yaklaşık 53 vilayetimizde 750 bin insana bu hizmeti sundu. Birçoğuna işte yani 2000-3000 civarında insana ücretsiz ameliyat, durumu iyi olmayanlar, fakir fukara halkımızda. Ücretsiz ameliyat imkanı da sundu ve görevine devam ediyor. Albert, bu mobil göz klinikasının özünün məqsədi, hədəfləri nədir? Amaçlanan... Bütün dünyanı mı gəzmək? Yok, yok tabii ki. Kardeş Azerbaycan tabii ki bizim önceliğimizdi. Yurt dışı operasyonunda ilk tırımızın çıktığı nokta Azerbaycan. Dileriz ki bu yapacağı ziyaretler Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin manevi bir sembolü olarak ülkede gezer ve herkesin takdirini toplar. Ve həqiqətən teşekkür ederim size neye göre? Çünkü güzel vurguladınız ki, bugüne kadar mobil göz klinikası Türkiye arazisinde olup ve yegane xarici çıktığı ülke Azerbaycan'dır. Çünkü Azerbaycan ve Türkiye kardeş devleti. Biz ayırmırıq birbirimizi. Hatta istirahate giden zaman, bayağı hele kısaca reklam arasında dedim ki, istirahate düşünen zaman biz diğer bir ülkeni düşünmürük. Eğer biz para harcayacaksa, koy o paranı kardeş ülkede harcayalım. Kardeşimize harcayalım ki, çünkü hem özümüz için faydalı olsun, bizi Türkiye'ye kadar güzel ayarlayan, Türkiye'ye kadar güzel bizi karşılayan ikinci bir devlet yoktur. O cürne de biz, Azerbaycan halkı, Türkleri hemşe çok severik. Ve siz Dünya Göz olarak Bakı'ya geldiniz. Bizim için bu hizmeti teklif ettiniz. Sizin hastanede o cür özel bir hekimler var ki, hansı ki həqiqətən de Türkiye'den bazen olur ki kalıcı gelir, bazen olur ki gedicidir, keçici gelir, gedir. Ama geldiği müddət ərzində bütün izleyen, onu gelen hastaları kabul etmeye vaxt tapır. Bax, bu çok güzel bir xidmətdir. Bu mobil göz klinikası isə həqiqətən də gündəmdə ehtiyacı olan bir durumdur. Yəni bugünə qədər nəzərə alsaq ki, asan xidmətdən başqa, o da bizim sənətlərimizi, işimizi görən xidmətdən başqa heç bir digər bu cür xəstəliklərlə bağlı hələ ki regionları gezən olmamışdır. Bu da bizim için bir ilkdir. Evet, biz desteğe geldik. Yani bu şekilde ilave bir desteğe geldik kendilerine, işte kurumlara falan. Elde etmiş olduğumuz verileri belki kendileriyle de paylaşacağız. Yani bir sonuçta ülkenin göz hastalıkları ile ilgili biz gezdikçe bir detay, data elimizde oluşacak. Onları da talep ettiği halde bakanlığımızla paylaşmaya tabii ki hazırız. Belki güzel şeyler çıkacak. Önerebilir birçok rahatsızlıkların belki zamanla tespit edilmesiyle onlar için bir şeyler yapılmış olacak. İzlenimlerimden bakıyorum, kimisi zaman bulup gelemiyor veya ihmal, yani kendisini ihmal. Biz Türk halkının hepsinde bu şey vardır. Sağlığımıza çok fazla önemsemiyoruz. Bu türde kendini ihmal eden belki insanlar varsa onlara ulaşmış olacağız. Özellikle diyabet konusunda çok şey alıyorum inşallah. Güzel çalışmalar yapacaklarımız. İnşallah. Selçuk Bey, isterdim ki biraz Türkiye'de de olan o işlerden bize bahsedesiniz ki mobil göz klinikası Türkiye'de hansı işleri yaptı? Yani bugüne kadar rastlaştığınız hansı problemler oldu? Nece onları aradan kaldırdınız? Biraz ondan da bize bahsederdiniz ki biz de artık en azından o hakta məlumatlı olaq. Türkiye'de yani kayıt olarak baktığımız, gittiğimiz il sayısı 54. Ancak başka bir ile 3 kere gittiğimiz oldu.
Dolayısıyla baktığımızda il bazında yüzlerce ile gittik sayılır ama bir de birkaç kere gittik. İşte hasta sayımız 150, kayıtlı 750 bin ama kayıtlı 750 bin. Belki baktığımızda milyonlarca hastaya baktık. İşte bunlara yardımlarımız dokundu. Örneğin gittiğimiz bazı yerlerde, Türkiye içinde gittiğimiz yerlerde o çalıştığımız bölgedeki hekim ya bir özel hastane olabiliyor ya bir şeyde başarılı olamamış. Hemen bakıyorduk işte geliyordu şeyler, bir kağıt yazmış doktorumuza, değerli meslektaşım şundan şundan dolayı ben hastaya yardımcı olamadım, lütfen bakar mısınız? Öyle şeyler, vakalar geldi, doktorlarımız o kadar insanlar kurtardılar ki iki saat, iki gün geç kalmış olsa kör olacak belki. Bunlara baktık. Hocamın bahsettiği gibi Türkiye'de çok güzel bir şey yaptık, yani göz hastalığı ile ilgili bir data çıkardık. Hangi bölgede hangi hastalık fazla, bunu çıkardık. Yani bu insanlara şey yapmış olmanın, yardım yapmanın dışında oftalmoloji konuda da bir şeyimiz oldu. Yani bayağı bir güzel bir bilgi bankamız oluştu dünya gözü. Bu anlamda güzel işler yapıyor, yapmaya devam ediyor. Bugün burada izlediğiniz gibi. Burada da aynı şeyler yapılacak. Çünkü halka baktığımızda farklı değil. Yani sonuçta Türk halkı farklı değil. Burada asıl amaç yani bu işlerde bir sağlık bilinci oluşturmak. Ben mesela işte, mobil kliniğe gelen insanı diyorum ki gözünüze bir şey var veya yok. Muhakkak yılda bir kez gidin gözünüzü muayene ettirin. Bir şey varsa doktorunuz size 6 ayda bir gelin diyecek diyorum. Yani dolayısıyla baktığınızda temel olarak burada yapacağımız işlere bir sağlık bilinci de oluşturacağız burada. Yani biz Türkiye'de bunu başarmaya çalıştık. Birçok insana yaptık bunu. Bize gelmesi olayı değil. Bakın bir sağlık bilinci oluşturmak. Bir özümüz sizin kapınıza geldi. Bir yere gitsin yani. Yani o bilinç oluşsun. Bilinç hafızayı geliştirecek. Bugün eğitilen bu anındaki insanlar belki çocuklarına bu eğitimi verecekler. Yılda bir kez en az göz kliniğine gidip gözünüzü muayene ettirin olacak. Süper de hakikaten de mobil göz klinikası seyyar hizmet göstereceği artık Azerbaycan'dadır. Hizmete start verip hele ki askerlerimiz için çalışır ama bundan sonra bütün halkımıza hizmet edeceği. Çünkü hakikaten de dünya göze başta rehberliği olmakla herkese teşekkür etmek istiyorum. Siz hakikaten de mükemmelsiniz. Teşekkür ederim ki biz kardeşlerimize, kardeş ülkemize hakikaten de iki devlet bir millet ebes yeri değilmedi. İki devlet bir milletiz ve yüreğimiz de birdi, derdimiz de birdi, hayrimiz de birdir. Daim de böyle olacak. Azerbaycan sıkışan zaman Türkiye ilk önce yanında olur. Türkiye'nin başı ağrısa Azerbaycan hemen de onun yanında olur. Biz her defa birbirimize destek olduğumuz gibi bak bu işte de Türkiye bize destek olduğu için, dünya göz desteği olduğu için hususil öz adımızdan, halkımız adına size teşekkür etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, siz ise rayonunuzda, bölgenizde dünya gözün özel bir mobil göz klinikasını seyyar görsünüz. O zaman çekinmeden rahatlığıyla bizim peşekar hekimlerimize müracaat edebilirsiniz. Bugünleri bizim konaklarımız. Bir daha size təqdim etmek istedim ki, dünya göz bölge direktörü Hüseyin Küçükkalı ve aynı zamanda değerli mobil göz klinika müdürü Selçuk Eken idi. Sonunda ise değerli redaktorum Gülnar'dan xahiş edeceğim ki, elə mobil göz klinikasından hazırlanmış özel oturun görüntülərini yeniden yayımlayaq. Değerli izleyicilerimiz ise görsün ki onlara hizmet eden seyyar mobil göz klinikası necədir. Tanıyar tanımaz mütləq yaxınlaşın.